Hocam çok güzel bir soru geldi hemen. Onu almak istiyorum. Biyolojiye göre ahlak nedir diye sormuş Aslında hocam. çok kısa bir cevap var. Biyolojide ahlak yoktur. Evet, kısa ve öz. Ahlak değil, Ama değil hocam bunu bir güzelce Tabii. açıklarsanız Şimdi aslında yanlış biyolojide iyi de yoktur, kötü de yoktur. Biyolojide büyük de yoktur, küçük de yoktur. Faydalı da yoktur, zararlı da yoktur. Bunların hepsi insanoğlunun dünyaya ait kategorizasyonlarıdır. Zihnimizin kutularıdır. Bazı şeyleri oraya koyarız, bazı şeyleri buraya. Bir örnek vereyim, herkes anlar. Çok verdiğim örnek. Tekrar olduysa bazıları için özür dilerim. Pikniğe gideceksiniz, balkona bir çıkıyorsunuz, yağmur yağıyor. Arkadaşınızı arıyorsunuz, diyorsun ki bugün hava kötü. Şimdi bugün hava kötü dediğin şey yağmur yağıyor. Ağaca sor bakayım kötü mü? İşte yerdeki karıncaya, salyangoza sor bakayım kötü mü? Hayır, muhteşem bir şey. Hatta onlar için tam olarak rahmet. Ama senin için kötü. Tabiattaki her oluş, her varlık dinamik bir denge içerisinde olduğu için olduğu gibidir. Yani tabiatı gözlemlemenin zaten bilimsel olarak da felsefi olarak da birinci kuralı. Yani zihnindeki ezberi dayatmak yerine ne olduğunu anlamaya, yani onu olduğu gibi görmeye çalışacaksın. Ahlak tam olarak buna verdiğimiz bir isimdir aslında. Ahlak Arapça kökenli yaratılıştan gelen özellikler demektir. Bir varlık yaratılışına uygun özellikle davranıyorsa, temel fabrika ayarına uygun yaşıyor ise bu canlı ahlak üzeredir. Ya da ahlaklı yaşayan bir canlıdır. Mesela bir maymun uçmaya çalışırsa ya da çukur kazıp toprağın altında ilerlemeye, kunduz arkadaşlarına özenerek böyle bir şey yapmaya çalışırsa ahlaksızlık yapmış olur. Ama bir maymun, mesela diyelim bir şempanze, türünün gereği olarak bulabildiği bütün, işte diş geçirebildiği bütün erkekleri döver, bulabildiği bütün dişilerle çiftleşir. Alanını savunmak için komşu şempanze kabilelerinden birilerinin kafasını taşla ezerek öldürür ya da bağıra çağıra onları döverse gayet ahlaklı davranmış olur. Çünkü onun fizyolojik, psikolojik, bilmem evrimsel yapısı içerisinde bu tip davranışlar türünün devamı için gerekli ve önemlidir. Aynı davranışları bir insan yaptığında, önüne gelenle çiftleştiğinde, herkesin malını çaldığında, diş geçirebildiği herkese zulmettiğinde biz bu insana ne diyoruz? Ahlaksız. Haklı da davranıyoruz. Çünkü haklı olarak da bunu söylüyoruz. Çünkü ahlaksızlık yapabilen bu anlamda sadece insandır. Kendi varlık nedeninin ve gözetmesi gereken dengelerin dışında bir davranış sürerek kendisinin ve türünün zararına olabilecek davranışlar ortaya koyabildiği için gayri ahlaki davranabilen tek canlıdır. Mesela canlılar aleminde yalan söylemek var, rüşvet var, çalma var. En azından hilafi hakikat beyan var. Yani gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi yapmak var. Ama bunların hepsi o canlıların sosyal dokusu ve zeka düzeyleriyle ilgili araçlar ve bu canlıların totalde hayatta kalmasına yardımcı oluyor. Ama insana geldiğimizde mesela beyaz yalanlar dediğimiz şey bu işe yarıyor. Daha önce konuştuk ya, arkadaşın yeni ameliyattan çıkmış, hastanede ziyarete gidiyorsun. Kapıdan girince, "Aa Muratçım bu ne ya, kağıt gibi bembeyaz olmuşsun, affedersin ölmüş zannettim görünce" falan diye gerçek duygularını söylersen hoş olmaz. Orada "abi çok iyi gözüküyorsun, daha da iyi olacaksın" diye yalan söylemen türünün faydasına. Bu yalanı söyleyebilirim diye de zaten gelişmiş bir beynimiz var. O sayede o sosyalliği ayarlıyoruz. Ama sen bunu alıp bağlamından çıkarıp da onu bunu kandırmak, işte ne bileyim şeyh olup tarikat kurmak, efendim milyonları kandırıp işte sahte bir şeyler satıp para kazanmak falan filan gibi yollarda kullanıyorsan o zaman ahlaksız davranmış oluyorsun. Ahlak ve ahlaksızlık insanla alakalı bir şeydir. Tabiatının dışına savrulan ve bununla bütün evrene zarar verebilme potansiyeli taşıyan bir canlı olduğu için de on binlerce yıldır en önemli meselesi budur. Özellikle de avcı toplayıcılıktan çıkıp da 10-15 bin senedir yerleşik hayata geçme deneyimini yaşayan insan gittikçe bu sorunun içinde bocalamakta. Bugün bile yani çok net bu aralar herkese sorduğum bir soru var. İsterseniz buradaki arkadaşlara da sorayım. Ama bu soruyu sorduğum kişilerden genellikle bir ricam oluyor. Bu soruya cevap vermeden önce en az 30 saniye durup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu 30 saniye düşünmeden verdiğimiz cevap bizim hayatımızı değiştirmez. Ama 30 saniye düşünürseniz verdiğiniz cevap sizin hayatınızı değiştirir. Soru şu: hayatınızda şimdiye kadar, şimdiye kadar dikkat edin, bütün hayatınızda insan kaynaklı olmayan bir sorun yaşadınız mı?
Sağlık sorunlarını koyun bir kenara ki onların da %90'ı insan kaynaklıdır düşünce bulacaksınız. İnsanın yarattığı sorunlar dışında sorunu olmayan bir canlıyız biz. İşte ahlaksızlığımızın bir sonucu budur. Varlık amacımıza aykırı yaşama gayretimizin modern yaşamda bizi ne hale getirdiği malumunuzdur. 30 saniye düşünürseniz politik sorunlardan, ekonomik sorunlardan, çevre sorunlarından, dolar fiyatından ne istiyorsanız, işinizin karı zararı, deriniz deki sivilceden bilmem neye kadar her şey insana dayalı sorunlardır. O yüzden insanı çıkarırsanız burada cennet kalır. Dünyanın adı cennet olur. O yüzden ahlak önemli bir şey ama tabiatta ahlak diye bir şeye gerek yok. Zaten tabiat ahlak üzere çalışıyor. Ha bu arada ahlakın gerçekten ne olduğunu öğrenmek isteyenin tabiata bakmasını tavsiye ederdim ben hep. Meğersem bu birçok filozofun söylediği bir şeymiş. Yeni öğrendim. Yani doğa ve tabiat bilgeliği olmadan insan ahlaklı olamaz. Çünkü nasıl yaşanacağını bilmez ki tek başına. Atasından, dedesinden bir şey duyar, onu doğru zanneder. Dünyanın canını okumaktadır ama hayır yapıyorum zanneder. Bugün dünyayı cennet yapacağım ya da dünyayı cennet yapacağım diye değil, öbür tarafta cennete gideceğim diye dünyayı cehenneme çeviren insanlarla çevrilmiş bir dünyadayız. İşte bütün mesele bu. Tabiata bakmıyoruz. Hani bir inancı olsa mesela insanın dese ki bunları Allah yarattı. Ulan onun için bak hani Allah yarattı demedi diye bir şey var ya. Bak bakalım nasıl yaratmış. Yani sana bir şey anlatmak istiyor. 10 küsur milyon tane tür koymuş. Bu kadar kompleks interaksiyon, yıldız, galaksi bir şey anlatılıyor burada. Yani bir dön bak bakayım. Oradan öğrenemeyen insan maalesef yanılır, yanıltılır. Ahlak yerine yine Arapça köken artık pek kullanılmıyor ama fısk diye bir terim vardır. Yani fasık derler. Yoldan sapan demektir. Sen tabii bilmezsen nereye gideceksin? Tabii saparsın. Bomboş arazidesin. İstediğin yere gidebiliyorsun. İnsan olmak böyle bir şey. Dolayısıyla bence ahlak da böyle bir şey. Yapına göre yaşarsan iyi olur. Yapını bilmezsen de zor yaşarsın biraz yapına göre. O yüzden insanın fabrika ayarları mecburen. Hocam. Ozan da böyle... Herhalde. Çocuk bunu dinleye yemin ediyorum 7 senedir kulaklarından su çıkmaya başladı Ozan. Vallahi hocam onu diyecek. Hadi biz bir kere anlatıyoruz, ben sizi dinliyorum ama Ozan bunu editlerken yaparken tekrar. Ozan böyle yapıyor.